Efendim, Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşişe yönelik listesi her gün güncelleniyor. Listelere bakıldığında da en fazla hile yapılan yiyeceklerin başında lahmacun var. Peki bir lahmacunun maliyeti ne kadar? İyi lahmacun nasıl olmalı? Birlikte bakalım. Lahmacunun içinde dana kaburga etinin olması lazım. Gıda sahtekarları sınır tanımıyor. Peynirden bala, yağa, köfteden sucuğa, kebaptan lahmacuna, pek çok ürüne hile karışıyor. Lahmacunu seviyorum, evet. En az haftada bir iki sefer yemeye çalışıyorum. Şu an tokum. Sırf arkadaşıma eşlik etmek için bile yiyorum yani. Hani. Tarım Bakanlığı'nın taklit ve tahşişe yönelik yayınladığı liste günden güne güncellenmeye devam ediyor. Son yayınlanan listeye göre en fazla hile karıştırılan gıdaysa lahmacun oldu. Lahmacun çok hile götüren bir şey. İçinde her şeyi koyabilirsiniz çünkü baharat var. Baharatlar kapatır onu. Öyle ki bazı yerlerde 60 liraya satılan bu tat bazı yerlerde 300 liraya kadar çıkabiliyor. Peki bu kadar fiyat farkı nasıl oluyor? İyi bir lahmacunun aslında içinde ne olmalı? Maliyeti ne kadar? Bir adet lahmacunun içine 100 gram dana kaburga, domates, soğan ve tuz giriyor. Yani bir adet lahmacunun maliyeti ortalama 150 lira. 150 lira altında mümkün değil. Çünkü et maliyetleri belli. Eğer onun altındaysa bir şeyler vardır. Peki 150 lira altındaki lahmacunun içine ne konuluyor? Ucuz olsun diye başka et. Tavuk eti koyarlar. Ondan sonra başka etler de koyabilirler. Ama bizim kullandığımız dana kaburga etini koyamazlar. Ucuz olandan çekiniyorum biraz. Lahmacun ustalarına göre lahmacunu ucuza satanların en fazla kullandığı hilelerden biri de tavuk taşlığını kıyma haline getirip onunla lahmacun yapmak. İçinde ne olduğunu anlayabilmek ise ilk bakışta pek mümkün değil. Çoğu insan anlayamaz. Lahmacunun kokusundan fark eder. Tadından da fark eder. Kıymasından belli. Tadından belli. Bizden sonrakiler asıl nasıl beslenecek çok merak ediyorum yani. İşin ustaları tüketicileri uyarırken kara listeye giren firmalar ise ürünleri aklama yarışında. Son listede ise ısıl işlem görmüş piliç sucuğunun içinde sakadat, detoks çayının içinde ilaç etken maddesi, yine bazı firmalara ait zeytinyağlarının içinde de gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti yer aldı. Ucuz lahmacun yemesinler, bildikleri yerlerde yesinler.